Mutlu günler diliyoruz sayın seyirciler. TRT Spor'a hoş geldiniz. 2019 3 bant bilardo Türkiye Şampiyonası heyecanında ilk ayaktayız. İzmir'deyiz. Atatürk Stadyumunda, Türkiye Bilardo Federasyonu salonunda ve 2019 heyecanının final etabında Semih Saygıner'le Tayfun Taşdemir karşı karşıya gelecek ve 2019'da Türkiye 3 bant bilardo şampiyonasının ilk etabını bakalım kim kazanacak. Yayınımızda bize yardımcı olacak Ümit Özkul'a da hoş geldiniz diyelim ya da hoş bulduk diyelim. Türkiye Bilardo Federasyonu As Başkanı Ümit Özkul. Teşekkürler ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu heyecana ortak olacağız ve bu anlamda da artık son hazırlıklar yapılıyor. Anonsu da dinleyelim. 2019 yılı Türkiye 3 bant bilardo şampiyonası 1. etap final müsabakasına hepiniz hoş geldiniz. Selmet hocamıza da teşekkür ediyoruz ve bu aşamada artık final etabında bakalım kim kazanacak. İki efsane söylemeye gerek yok herhalde Ümit Bey. Aynen çok doğru. İki dünya şampiyonu ve ikisi de biliyorsunuz milli takım sporcumuz. Bu anlamda da ikisine de başarılar diliyoruz. Evet, bant atışı yapıldı. Banda en yakın topu Semih Saygıner attı. Açılış yapacak inşallah. Beyazla başlamanın da bir psikolojik etkisi var. Tabii ki yani biliyorsunuz bütün sporlarda yani basket, voleybol ve futbol gibi çok avantaj sağlayacak bir açılış değil ama bilardo sporun çok farklı bir fiziki yapısı var. Bu anlamda tabii ki takdir edersiniz ki çok üstün bir sayı serisi yakalama şansı çok yüksek. Evet. O yüzden de iyi başlayabiliyor ama aynı zamanda da dezavantaj da olabiliyor bu başlangıç. Eğer sayıyı kaçırırsanız moral bu sefer rakibinize geçiyor bu anlamda. Evet. O yüzden de başlangıç çok önemli. Açılış sayısını kaçırmadı. Tekrarını da tepe kameradan izledik. Ve ilk ıstakada ikinci sayısı için sırtlı bir atış ve güzel bir atış. Çok doğru. İkinci sayısını gerçekleştirdi Semih Saygıner. Bu aşamaya gelene kadar 48 sporcu vardı ilk etapta ve bu 48 sporcu önce grup aşamasına geçti. Gruplarını ilk de bitiren sporcular son 32'ye kaldı. Ve son 32 turunda Semih Saygıner Furkan Şenil'i geçti. Sonrasında Gökhan Salman ve ardından Mehmet Can Çapak. Ardından Berkay Karakurt'la karşı karşıya geldi dünkü çeyrek final mücadelesinde. Şanssız bir an yaşadı Semih Saygıner. Az önce çıt dediğimiz o. Evet, hiç istemediğimiz, çok sevmediğimiz bir vuruş. Kontrolsüz bir vuruş bu anlamda. Evet. Çünkü sayı olma olasılığı tamamen sıfır olan bir vuruş. Şanssız bir an, iki sayıda kaldı. Ve bugünkü yarı final mücadelesinde Semih Saygıner Murat Tüzül'ü mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Tayfun Taşdemir'in rakibi oldu. Tayfun Taşdemir de final etabındaki ilk atışını gerçekleştirecek. Maalesef kaçırdı. İlk ıstakada sayı alamadı Tayfun Taşdemir. Onun da yolundan kısaca bahsedelim. Tayfun Taşdemir aslında açılışı yaparken yani grup aşamasında Manol Mineoğlu'ya mağlup oldu. Mağlup oldu. Ama sistem gereği penaltı atışlarında beraberlik yaptı. Beraberlikte de aslında normalde bir puan alması gerekiyor ama bizim kendi sistemimizde beraberlik olmadığı için penaltı atışları sonucunda kaybetti Manol Mineoğlu'na. Diğer maçını kazanarak kendisini Mehmet Çavuşoğlu'nu yenerek 2 puanla bir üst tura birinci sırada çıkma başarısı gösterdi. Mehmet Çavuşoğlu düzeltelim 40-28'lik skorla. Evet. Ve sonraki aşamada
Tayfun Taşdemir, Tarık Yavuz engelini geçti. Gökhan Salman ve Murat Naci Çoklu gibi önemli bir ismi geride bıraktı dünkü çeyrek final mücadelesinde. Evet, Murat ve... Naci biliyorsunuz en son dünya milli takımlar dünya şampiyonu oldular. Hı hı. Yani böyle güçlü bir rakibe geçmesi çok önemliydi. Evet, ki burada Lütfü Çenet de yine kulağını çınlatalım. Lütfü Çenet de beraber dünya şampiyonası takımlar mücadelesi. Evet. Almanya'da gerçekten bizi gururlandırdılar. Çok büyük tekrar, gurur tekrar yaşattılar bize. Kendilerine çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Semih Saygıner ikinci ıslakada ikinci sayısını gerçekleştirdi. Ve bakalım üçüncü sayı gelecek mi, seriyi sürecek mi? Statü de değişti. Bu arada biz hani laf açtıkça konuşacağız Ümit Bey'le bunu. Evet. Statümüz şöyle, biliyorsunuz bu sene ilk defa uyguladığımız bir statü. Hemen hemen Dünya Kupaları da bu formatta oynanıyor. 48 ile başlıyoruz. Grup yapıyoruz, üçerli grup. Bu üçerli gruplardan ilk iki sporcu bir üst tura çıkıyor. 32 sporcu içerisinde katılıyorlar. 32'yi de çarp dediğimiz sıralamayla 1-32, 2-31 gibi eşleşmelerle eşleşiyorlar. Bu anlamda da çarpta knockout sistemi, yani elemeli sistemle finale kadar gidiyoruz. Evet. Hatta işte Semih Usta'nın, Tayfun Usta'nın mesela grupta birinci olurken Muhammed Çavuşoğlu arkadaşımız da bir üst tura çıkmıştı bu anlamda, yani ikinci olarak. O yüzden kaybetseniz bile grupta ikinci olduktan sonra bir üst tura çıkma şansınız var. Evet. Bu 48 formatı 3 ayak oynanacak. Bu biliyorsunuz ilk ayağı yaptık ve bundan sonraki ikinci ayağı tabii yeri belli değil şu an ama 3 ayak oynayacağız ve 3 ayak sonucunda da milli takım belirlenecek ve en son ayakta da alınan en yüksek puanlar ilk 4'ü milli takım sporcumuz olarak bizi, Türkiye'mizi Dünya Kupaları ve Avrupa Şampiyonları'nda ve Dünya Şampiyonları'nda hem milli takım hem ferdi olarak temsil edecekler. Evet. Aynı Murat Naci ve Lütfi Çenet'in yaptığı gibi onlardan da başarı bekleyeceğiz umarız. O sıralamaya giren yeni isimleri de zikrederiz. Bu arada seriyi iyiden iyi açtı, daha da arttırdı Semih Saygıner. 5 sayı aldı şu ana kadar ki ikinci ıslakada ve toplamda 7 sayıya ulaştı. 7. sayısı oldu bu. İkinci ıstakadısında Semih Saygıner. Kolay bir sayı bunu da yapacaktır mutlaka. Hı hı. Altıncı sayısı oldu. Ve oyunu çok güzel açtı bu anlamda. Çünkü bundan sonraki yapacağı sayı da çok kolaylaştı. Evet. Semih Saygıner hem grup aşamasında hem de final aşamasında 2 tane 14 ıstakaya ulaştı. Yani seri anlamında 14 düzeltiyorum. Tek ıstakada 14 sayı aldı. Şu ana kadarki performansıyla. Tayfun Taşdemir de bir önceki turda, yani yarı final heyecanında Cem Özkaya karşısında 15 sayı birden buldu. Ve molaya da öyle o rahatlıkla girdi. Evet. Tek ıstakada bulduğu 15 sayıyla Tayfun Taşdemir de. Ve toplamda 7. sayısı oldu. 2. ıstakada Semih Saygıner'in. Biz bir önceki aşamada, yani yarı final heyecanında çok uzun ralliler göremedik. Daha doğrusu çok uzun bir mücadele olmadı. Kısa kesti ustalar, öyle diyelim. Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir. Evet, doğru. Yani biz tabii ki alışkın olduğumuz yarı final maçlarının uzun olmasına, çünkü çok kısa bir şekilde bitti. Yani 6 ıstaka, 7 ıstaka gibi bir ıstakayla bitti. Hı hı. Özellikle Tayfun Usta'nın maçı. Evet. Semih Usta da, yani Murat Düzül dediğimiz bir as başkanımız, aynı zamanda kendisi. Evet. Yönetim kurulu üyemiz. O da çok değerli bir arkadaşımız ve çok değerli bir sporcumuz. Aynı zamanda da bu da onun zannediyorum ilk Türkiye Şampiyonası'ndaki derecesi diyebiliyorum. Evet, yarı final heyecanında. Yarı final ve sistem dediğimiz, sistem kitabını yazan bir arkadaşımız. Çok da değer verdiğimiz, çok kıymetli bir sporcumuz ve arkadaşımız. O anlamda onun da maçının 11 dakikada bitmesi gerçekten beklenen bir performans değildi yani açıkçası. 40-14. Bu bizi sevindiriyor tabii ki. Semih ve Tayfun gibi ustaların bu şekilde formda olmaları. Çünkü biliyorsunuz dünya arenasında bizi temsil edecekler bu anlamda. O yüzden de biz bu performanstan çok fazlasıyla memnunuz yani. Evet. 10. sayısı. 2. ıstakada. Erken bir seri mi? Erken bir seri.
ikinci staka. Yani açılışta yapması gereken belki daha ulaşabileceği bir seriydi ama ikinci stakada bunu yapması bizim için de gerçekten çok olumlu bir gelişme. Bir çıtla dönen şans tekrar döndü diyelim bu anlamda. Tekrar döndü. Durum 12-0 şu an için baktığımızda. İkinci ıstakada hala hazırda Semih Saygıner. Onbirinci sayı gelmedi, evet. Alkış alıyor. Aynı şekilde Tayfun Usta'dan da yüksek bir seri bekliyoruz inşallah. Bu arada dereceye giren Cem Özkoy arkadaşımız bu sene, daha önceki senelerde böyle bir başarısı olmamıştı. Bu sene böyle bir başarı yakalaması onun açısından da çok önemli. Hı hı. Böyle yeni gelen isimler bizim sporumuzu zenginleştirdiği için biz daha çok seviniyoruz bu anlamda. Kendisine de bu anlamda teşekkür ediyoruz. Cem Özkaya Lütfi Çenet'i mağlup etti ki geçtiğimiz sezonun son ayağında Lütfi Çenet Semih Saygıner'le final oynamıştı aynı salonda burada. Evet. Doğru. Yani önemli başarı. Çok önemli bir başarı. Çünkü Lütfi Çenet biliyorsunuz onlar da Murat Naci ile beraber takım arkadaşı olarak dünya şampiyonu, milli takımda dünya şampiyonu olarak geldi. Evet. Böyle bir dev bir ismi yenmesi kendi kariyer adına çok önemliydi yani. Evet. Bir de tabii Turgay olarak dediğimiz bir arkadaşımız daha var, sporcumuz. O sporcumuz da milli takım sporcumuz. Onu da yemek öyle kolay değildi çeyrek finalde. Evet. Kendisini yarı finale taşıyan maçı da kazanması onun adına gerçekten sevindirici. Konuyu açıyor. Sevindirici tabii ki. Turgay Batman'da birinci olmuştu. Evet, doğru. Yani üçüncü ayakta, yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz sezonun. O da bu şekilde milli takıma gelecek puanları hanesine yazdırmıştı Turgay Orak'ta. Ki Cem Özkaya'yı tekrar tekrar tebrik ediyoruz bu anlamda. İnşallah. Aynı zamanda benim ben de Samsunluyum, kendisi de Samsunlu. Bu anlamda da bir anlamda da gurur duyuyoruz. Evet. Kendisiyle inşallah gençlere de iyi bir örnek olur. Üçüncü sayısını aldı Tayfun Taşdemir. İkinci ıstakada. Ve durum şu an için tabloya yansımasa da 12-3. Fark 9 sayı. Sayının tekrarını izledik. Maalesef. 12-3. Fark 9 sayı ve 3. ıstakaya geldik. Semih Saygıner beyaz topla oynuyor. Hatırlatmış olalım. Tabii biliyorsunuz yani sporun doğasında olan bir şey eşitlik ilkesi. Yani atletizmde bile biliyorsunuz kulvarlar arasındaki farkı tolere etmek adına farklı mesafelerden başlıyorlar. Hı hı. Bizde de ilk oyuncu beyaz topla başlıyor. Ama tabii ki ilk oyuncu 40 sayı ulaştığı zaman bile rakip oyuncu sarı topla açılış hakkı aynı şartları eşitlemek adına bu anlamda da kendisinin de son vuruş hakkını kullanması gerekiyor. O beraberlik bundan kaynaklanıyor değil mi? Evet, aynen doğru. Herkes eşit ıstaka sayısında vurması gerekiyor. İkinci sayısını aldı. Üçüncü ıstakada Semih Saygıner. Önümde bir liste var. Bu listeyi de şimdi dillendirmeye çalışsak süremiz el vermeyecek. Yetmeyecek. Doğru diyorsunuz. Hem Semih Saygıner hem de Tayfun Taşdemir'in uluslararası anlamda kazandığı başarılar. Yani 2018 Dünya Şampiyonası üçüncüsü Semih Saygıner ki sadece geçtiğimiz sene aldığı başarılardan biri de Dünya Kupası ikinciliği Belçika'da, üçüncülüğü Fransa'da ve yine aynı şekilde Vietnam'da da kürsüye çıkma başarısı gösterdi Semih Saygıner. Sadece 2018 yılındaki bu başarıları daha devamında ki sezonuna böyle devam ediyor Semih Saygıner, kariyerine ara vererek bu başarılara ulaşmış bir isim. Evet, 7 sene civarında bir ara vermişliği var. Evet. Ama geri dönüşler sporda her zaman zordur. Yani Semih Usta'yı gerçekten takdir etmek gerekiyor bu anlamda. Çünkü bu kadar uzun süre
ara verdikten sonra geri dönmeniz hem kendiniz açısından hem de rakipleriniz açısından da çok önemli. Rakipleriniz kendisini geliştirmiş oluyor. Herkes yeni sporcular çıkartmış oluyor. Evet. Bu anlamda da tabii ki bunları yani tekrar zirveye oturabilmeniz, gelebilmeniz inanılmaz zor bir şey. Kesinlikle. Tayfun Taşdemir hatırlayacaksınız. Bilardo Haberler TRT Spor ekranında takip etti. Manavgat'ta 2019 yılı Dünya Kupası ilk ayağı düzenlendi. UMB'nin düzenlediği o heyecanda Tayfun Taşdemir Güney Koreli rakibini mağlup etti ve şampiyonluğu elde etti. Dünya Kupası heyecanında ilk ayakta 2019 yılında çok güzel başladı. 2018 yılı içerisinde de yine Dünya Kupası ikinciliği var Porto'da. Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda yine Portekiz'de şampiyon oldu. O takımın bir parçasıydı. Evet. Ve Dünya Milli Takımlar üçüncülüğü de yine 2018'de kazanılan başarılardan biriydi. Tayfun Taşdemir'in 2018 yılı içerisinde kazandığı. Doğru diyorsunuz. Vallahi başarılarını anlatmaya kalksak inanın süremiz yetmez yani. Evet, ayrıca program yapmamız gerekecek. Doğru. Umarız da bir gün bu programı yaparız. İnşallah. İnşallah. Ve üçüncü sayısını gerçekleştirdi. Tayfun Taşdemir az önce üçüncü ıstakada. Toplamda da altıncı sayısı bu. Ve farkı 8 sayıya indirdi Tayfun Taşdemir. Burada da bir turnike var. Güzel bir turnike. Öyle gözüküyor ama. İki sporcu da çok skorer. İki sporcu da seri oynayan sporcular. O yüzden yani her an çok yüksek seriler çekebilecek kapasiteli sporcular. Her an her şey değişebilir yani. Çok güzel bir vuruş. Evet. Dördüncü sayısı. Üçüncü stakada dördüncü sayı. Fark 7'ye düştü. Bu da Tayfun gibi bir sporcu için kolay bir sayı ama tabii kaçmayacak hiçbir sayı yok. En kolay dediğiniz sayı bile kaçabiliyor zaman zaman. Gördüğünüz işte Simus'ta en azından en kötü ihtimalle çıt oluyor. Onun gibi şanssızlık olabiliyor. Şanssızlıklar olabiliyor. Beşinci sayısını gerçekleştirdi Tayfun Taşdemir az önce üçüncü ıstakada. Ve farkı iyiden iyi azalttı Tayfun Taşdemir. Altı sayıya kadar düşürdü. Havuz dediğimiz bir vuruş yaptı. Maalesef çok kaçtı. Az farkla kaçırdı. Tepe kameradan izledik Tayfun Taşdemir'in 3. ıstakadaki son denemesini. Yani dediğimiz gibi çok basit sayılar bile kaçabiliyor aslında. Tayfun gibi bir sporcunun bunu kaçırmaması gerekiyor ama bazen kaçıyor işte. Bazen işler istediğimiz gibi gitmediği zamanlar en kolay sayıyı bile kaçırabiliyoruz. Evet, yüz ifadesinden bu atışı yapmayacağını, daha doğrusu yapmaması gerektiğini anlayabildik bir yandan. Bir hatırlatmada daha bulunmak istiyorum. Geçtiğimiz sene yine son ayağı burada anlatırken Tayfun Taşdemir yanımızdaydı. Sizin koltuğunuzda oturuyordu yorumcu olarak. Evet. Semih Saygınar Usta'ya da Lütfü Çenet karşı karşıya gelmişti final etapında. Ve o da bu işin yani masadaki o psikolojiyle teorinin arasındaki o farkı ne kadar önemli olduğunu söylüyordu. Yani teori bilirsiniz, istediğiniz kadar okursunuz. Doğrunun ne olduğunu bilirsiniz ama bunu uygulamaya dökmek gerçekten çok zor. Fark yaratan mesele derdi. Şu an Tayfun Taşdemir bu aşamada herhalde bunu hissediyordur ya da en azından Semih Saygınları izlerken de bunu düşünüyordur. Çok doğru. Az önce tuştan kaçamadı Semih Saygıner ve sayı gerçekleşmedi. Dördüncü stakada ilk kez eli boş dönmüş oldu bir ıstakada Semih Saygıner. Dördüncü ıstakada ilk sayısı Tayfun Taşdemir'in farkı 5'e indirdi bu sayıyla.
acem dediğimiz bir vuruş. Bunu da kolay bir şekilde yapacak diye bekliyoruz. Çok az farkla kaçırdı yine Tayfun Taşdemir. Bilardo'da biz buna delik diyoruz. Hı hı. Oradaki yani, o boşluğu buldu. İnanın bir top geçmeyecek yerden top geçiyor bazen. Evet. Murat Tüzül görüntüye yansıyor. Evet. Federasyon Başkanı Sayın Ersan Ercan'la beraber ve sahanda da Dünya Şampiyonumuz. Evet. Milli takımlar Dünya Şampiyonumuz Murat Naci Çoklu. Beşinci ıstakada ilk sayısı Semih Saygıner. Evet, bir zor bir sayı kaldı. Beş bantla sayıyı buldu. Bu sayı biraz acem vurabilir ama tahmin etmiyorum. Biraz zor bir sayı çünkü. Semih Usta bir de yani ne yapacağı belli olmayan bir sporcu. Her türlü sayıyı yapabilen kapasitesi olan bir insan. Kırmızının kısa sağından kısa uzun çıkacak. Atıyor galiba. Yine bizi yanılttı. Güzel bir vuruş. O temas gerçekleşti. Evet. Zor da olsa. Yürümeyecekmiş gibi geliyor ama insana. Evet. İkinci sayısı bu. Beşinci ıstakada Semih Saygıner'in. Bakalım daha uzun bir seri olacak mı? Tekrarını izledik. Bu sayı biraz havuz gibi. Yani öyle duruyor. Evet, bir tur riski varmış ama güzel bir havuz yaptı. Evet, tepe kameradan izledik. Üçüncü sayısı bu ıstakada Semih Saygıner'in. Evet, kırmızı acem dediğimiz kırmızıdan, evet, acem vuruyor. Kaçırdı. Üç sayı aldı Semih Saygıner 5. ıstakada. 17-9 şu anki durum. Bakalım Tayfun Taşdemir yeniden o farkı eritebilecek mi? 8 sayılık bir fark var. Bir önceki maçtaki ortalaması 5,71'di Tayfun Taşdemir'in. Yani muazzam bir performans. Yani dünya rekoru gibi bir performans. Şu an yani için çok yakın çünkü. Ortalaması 2,25. Yani sanki rakip farkı mı diyeceğim ya da bir haksızlık etmek de istemiyorum ama. Yok, haksızlık etmiyorsunuz. Onu net bir şekilde söylemek gerekir. Çünkü yani karşınızdaki sporcunun eğer bir marka değeri varsa, güçlü bir sporcuysa gerçekten bu Semih için de geçerli, Tayfun için de geçerli. Bu anlamda yani mutlaka defans tedbirine bırakmamanız gerekiyor. Bazı sayılarınız bile defans endişesiyle kaçırdığınız oluyor. Tek sayı alabildi. Bu bile işte yani savunma yönelik bir vuruştu. Hı hı. 17-10. Beşinci ıstaka sonunda. Skor bu şekilde. Şimdi Semih Saygıner 6. ıstakada. Zor bir sayı gerçekten. Belki sarıdan kesme atılabilir ama yani zigzag dediğimiz bir vuruş yapılabilir ama burada sarının kırmızıya da bir tuşu söz konusu gibi geliyor. Banda çıkacak zannederim. Evet, yine magic bir vuruş yaptı. Müthiş bir sayı gerçekten. Evet. Alkış alıyor Semih Saygıner. Tekrarını izliyoruz. Uzun bant, sonra kırmızı, kısa ve uzun. Sarıyla buluştu beyaz ve sayıyı aldı Semih Saygıner.
tribünlere baktığımız zaman Murat Naci ve Lütfü Çenet yan yana dünya şampiyonları. Evet. Tabii ki sahanın içerisinde değiller. Sahayı izliyorlar. Tabii bu da ayrı bir mutluluk. Bilemiyorum, üzülüyorlar mıdır ya da? Bilemiyorum. Çünkü geçtiğimiz yıl yine aynı şekilde biz bu 2018'in son ayağını gerçekleştirirken yayın esnasında da hem Murat Naci Çoklu genel klasmanda Türkiye şampiyonu oldu. O heyecanla kupayı kaldırdı. Bir yanda Lütfü Çenet de final oynamıştı Semih Saygıner'le. Evet. Şimdi izlemek onlar için de farklı bir duygu olsa gerek tabii. Üçüncü sayısı Semih Saygıner'in bu ıstakada, altıncı ıstaka. Evet, bu sayıyla molaya girme hakkına kazandılar. Evet. Artık serisinin devamını bekliyoruz. 20 sayıya ulaşan hangi oyuncu olursa olsun molaya gidiliyor. Evet, doğru. Ve bu ıstaka bakalım hangi sayıyla sonuçlanacak, seri daha nereye varacak? Evet, güzel bir vuruş daha yaptı Semih. Dördüncü sayısı Semih Saygıner'in. Toplamda 21 oldu Semih Saygıner'in aldığı sayı. Zor bir sayı kaldı gerçekten. Evet. Kırmızının konumu itibariyle. Çünkü, tabii hem kırmızının hem sarının, sarının da çok banda yakın olması. Yani havuz gibi bir şey olabilir mi bilemiyorum ama onu tercih etmiyor. Evet, çok zor bir sayı. Beşinci sayısını aldı. Tekrar izliyoruz tepe kameradan. Hafif sırtla. Uzun, kısa, uzun ve sayı. Şu ana kadar en yüksek seri bu maç içerisinde Semih Saygıner'e ait 10 sayı birden almıştı ikinci ıstakada. Bakalım daha da geliştirebilecek mi bu yüksek seriyi? Yine beklenmedik, evet, bir atış ve biz toptan çıkacağını düşünürken Semih Saygıner bir gol yaptı. Evet, doğru. Yani bu sporcuların o kadar sistem bilgileri var ki, yani ıstakayla yapamayacakları sayı yok denecek kadar az. Evet. Bence özellikle yapıyor bunu Ümit Bey. Valla bazen topsuz vuruşlar o kadar daha kolay geliyor ki bu sporculara. Çünkü bilgileri çok fazla. Hangi banttan nereye atacağını, hangi noktaya atacağını çok iyi biliyorlar. Evet. Bu anlamda daha kolay gibi geliyor. Evet. Yani sihirbaz olmak böyle bir şey gerçekten. İnsanları şaşırtmak için elinden geleni yapıyor ve hala evet, hazırda seriyi sürdürüyor Semih Saygıner. Yedinci sayısı bu ıstakada. Tekrar izliyoruz. Burada Efe Kara'ya ya da tek bant dediğimiz bir vuruş yapacak. Evet, Efe Kara vurdu ve sayıyı kaçtı galiba. Evet, kaçtı. Çok az farkla kaçacak. Biz de tam anlatım pozisyonuna göre gördüğünüz kadarıyla evet, bir Efe Kara ve sayı kaçtı. 7 sayı alabildi ve 24-10 şu anki skor. 14 sayılık bir fark var. 5 dakikalık bir mola süresi birazdan başlayacak. Biz de o kaçan sayıyı tekrar izledik. Çok önemli bir avantaj. 14 sayılık avantaj. Evet. Molaya giderken de kolay bir sayı bırakmadı tabii ki Semih Usta yine. Tabii bu fark Tayfun gibi bir sporcunun kapatamayacağı bir fark değil. Hatta bu farkı kapatıp maçı da kazanabilir bu anlamda. Hı hı. 24-10'luk skorla mola süresi de başlamış oldu Semih Saygıner. Az önce de ifade ettiğimiz gibi birkaç kere daha tekrarlamış olalım. Son 48 sporcu genel klasmanda öne çıkan 48 sporcu bu mücadeleye başladı. İlk olarak Semih Saygıner, Levent Özçöllü ve Hakan İncekara'nın bulunduğu grupta zirvede tamamladı D1 grubunu. Sonrasında Semih Saygıner son 32 turunda Furkan Şenil'i geride bıraktı.
Zor bir maçtı, onu daha söylemek gerekir. Hı hı. Furkan Şener'in de hakkını teslim ederim. Çok iyi mücadele etti o maçta. Mehmetcan Çapak'la karşı karşıya geldi. Son 16 turunda yine önemli bir isim. Önemli bir isim. O da eski, bir önceki hatta zannediyorum 2016'da milli takım sporcumuzdu. Evet. Ona kazandı. Çeyrek finalde yani. Berkay Karakurt engelini geçti. Dünkü mücadele bu şekilde bitti Semih Saygıner için. Bugün de Murat Tüzül'ü mağlup etti Semih Saygıner 40-14'lük skorla. Evet. Ve adını finale yazdırdı. Tayfun Taşdemir'in rakibi oldu Semih Saygıner. Tayfun Taşdemir de E1 grubunda başladı mücadeleye. 48 sporcunun yer aldığı o grup aşamasında Manol Minaoğlu ile 40-40 beraber biten maçta penaltılara gitti mücadele. İlk maçında 3-1 kaybetti. Buna rağmen Tayfun Taşdemir adını finale kadar yazdırdı. Bu yolda final etapında Muhammed Çavuşoğlu engelinde grup aşamasına geçerek adını grup lideri olarak bir üst tura yazdırdı. Bu arada penaltı konusuna da bir değinelim Ümit Bey. Çünkü Manol Minaoğlu ile o normal mücadele 40-40 berabere bittiği zaman kazananın bir şekilde belli olması gerekiyor. Tabii ki. Yani şimdi şöyle biraz evvel de şeyden bahsettik biliyorsunuz. Her sporcunun son vuruş hakkı var. Yani sarı topla oynayacak sporcu en son rakibi 40'ı tamamladıktan sonra kendisinin bir açılış hakkı var. Hı hı. Kaç sayı çekerse eğer o da 40'a ulaşabilirse 40'a ulaştıkları zaman maç berabere bitmiş oluyor. Bu anlamda berabere biten maçın birisinin tarafından kazanılması gerekiyor. Yani biliyorsunuz işte bütün spor karşılaşmalarında nasıl penaltılara gidiyor maç uzatmaya gittikten sonra beraberlikte sonuçlandığı zaman. Hı hı. Aynı şekilde bizim sporumuz için de bu da geçerli. 40-40 berabere kaldıktan sonra sporcularımız eşitlik bozulana kadar penaltı atıyorlar. Yani ilk sporcu, beyaz topla oynayan sporcumuz bir açılış yapıyor. Atıyorum yani şöyle bir örnek vereyim. 5 sayı, 4 sayı çektiği zaman eğer rakibi o sayıyı geçerse kazanmış oluyor. Geçemezse en fazla sayı kim çekerse o sporcumuz, hı hı, kazanmış oluyor. Açılıştan itibaren tabii. Her iki oyuncu da açılışla başlıyor. Tabii aynen. Hı hı. Her iki oyuncu da açılışla başlıyor. Peki. Ve sonraki aşamada Tayfun Taşdemir'in yolunda kısaca bahsedelim tekrar. Tarık Yavuz'u geçti son 32 turunda. Son 16'da Gökhan Salman engelini aştı. Dünün son mücadelesinde Murat Naci Çoklu'yu engelinde en Tayfun Taşdemir. Evet. Bir final maçı gibi bir maçtı. Adını yarı finale yazdırdı ve ardından final heyecanında Cem Özkaya'yı geride bıraktı. 47'lik skorla yani 40'a 7'lik önemli bir üstünlükle. Ve şimdi final heyecanında molayı da geride bıraktık. Semih Saygıner karşısında Tayfun Taşdemir mola sonrası ilk sayısını gerçekleştirdi. Eğer bu seriye yüksek seriyle başlayabilirse moral motivasyon anlamında. Tabii ki o anlamda oyunu force edebilir. Hacam atıyor. Tabii biz hacam diye düşündük ama tek bant dediğimiz bir vuruş yaptı. Hı hı. Ve tek sayıda kaldı. 6. ıstakada Tayfun Taşdemir. 24-11. Evet, işi biraz daha zor oldu Tayfun Usta'nın. Bazen pozisyonları istediğiniz gibi açamıyorsunuz. Yani işler istediğiniz gibi rast gitmiyor. Bunun sıkıntısına yaşıyorsunuz. Bazen de pozisyonlar öyle bir açıyor ki yani bizim, hı hı, sporumuzda inanın bir santimin bile inanılmaz hatta milimlerle bile bazen ifade ettiğimiz durumlar oluyor. Topun sağından veya solundan geçmeniz veya tuştan geçmeniz o kadar önemli ki yani bazen, hı hı, işler rast gitmediği zaman gerçekten işler kötü gidiyor. Evet. Tekrarını izledik sayının. Semih Saygıner mola sonrası ilk sayısını aldı. Az önceki 25. sayısıydı. Uzun banttan dönüşü sayı oldu. İkinci sayısı bu ıstakada. 7. ıstakadayız. Ve mola sonrasında da iyi başladı Semih Saygıner. Öyle diyelim. Evet, öyle diyelim. Doğru diyorsunuz. Tabii ki sayı farkı da kendi lehinde olduğu için
daha rahat oynayacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Ve pozisyonlarda güzel kalıyor. Çok seriye oynayabilen bir sporcumuz. Kolay bir sayı onun için. Evet, böyle bazen yol kazaları oluyor. Evet, tuş gerçekleşti. Ve iki sayıda kaldı Semih Saygıner. 26. sayısı ve şu an için farka baktığımda 15 sayıya kadar yükseltmiş oldu farkı Semih Saygıner. Evet. Tayfun Taşdemir şimdi tepe kameradan izleyeceğiz. İlk sayısını evet gerçekleştirdi. 7. stakada. Çok az farkla kaçırdı. Evet, çok az farkla kaçırdı. Tayfun Taşdemir. Ben yine seri konusunda bir sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Yani şu an için baktığımızda en yüksek serisi 5. Tayfun Taşdemir'in yakaladığı. Hep milimetrik farklarla kaçırdığı sayılar var. Ve bu anlamda moral motivasyon açısından da bu kaçan sayılar insanı daha da demoralize ediyor gibi. Kesinlikle. Çok az farkla kaçırınca o sayı daha farklı yansıyor oyuncunun üzerinde. Sekizinci staka ve ilk sayısı evet. Semih Saygıner'in bu turnuva içerisinde toplam iki kez tek stakada 14 sayı gerçekleştirdi Semih Saygıner. Tayfun Taşdemir bir önceki mücadelede 15 sayı atmıştı. 15 sayı almıştı tek stakada. Aynı şekilde Savaş Bulut, Berkay Karakurt da yine bu anlamda 15 sayı alarak tek stakada bu turnuva içerisinde yine sıralamaya girdi diyelim. Yüksek seri ödüllerimiz var işte. Hı hı. Arkadaşlarımız, sporcularımız bu ödülleri kazanmaya hak kazandılar. Alkış alıyor Semih Saygıner. Berkay Karakurt için bir şeyler söylemek istiyorum. Çeyrek final öncesinde Semih ustayı kaybetti. Berkay Karakurt Türkiye'nin şu an yetiştirdiği genç yeteneklerden bir tanesi. Hı hı. Umuyorum ki gelecekte milli takımı iskeletini oluşturacak bir sporcu. Kendisi ve abisi de bir yaş büyük. Ömer Karakurt aynı zamanda genç milli takım antrenörümüz. Hı hı. Bunlardan gelecekte çok şey bekliyoruz. İnşallah ülkemiz en iyi şekilde gelecekte Semih ve Tayfun ve Murat Naci, Lütfü gibi temsil edeceklerdir diye düşünüyorum. Umarız. Üçüncü sayısını da aldı Semih Saygıner. 29-12 şu anki durum. 30 barajına çok yaklaştı. Tekrarını izledik sayının. Evet, bu sayıyı kaçırdı. 29 toplam sayı Semih Saygıner'in aldığı. Dilerseniz tribünde oturan sporcularımızdan bir kez daha bahsedelim. Buyurun. Önümüzde 25'inde, bu ay 25'inde Avrupa'da, Brandenburg'da Avrupa Şampiyonası başlayacak. Tribünde oturanlar orada sahada olacaklar. Evet. Maalesef bugün final mücadelesi yapan sporcularımız orada olmayacaklar. Evet. Böyle de bir tezat var tabii ki. İlginç bir durum var. Lütfi Çenet, Murat Naci Çoklu şu an tribünde izliyorlar. Federasyon Başkanı Sayın Ersan Ercan'la beraberler şu an. Evet, As Başkanımız Murat Düzül de yanlarında. Evet. Bu da dediğimiz gibi bir üçüncülük oldu. Bu turnuvanın üçüncüsü oldu kendisi.
Bir gol gelecek. Evet, kaçırdı. Tabii ki takdir edersiniz ki yani üst düzey sporcular bu maçları yorumlaması çok kolay. Yani ne yapacaklarını çok iyi bilen sporcular. Biz de bu sporun içerisinden gelen insanlarız ama bizim de aramızda onların arasında tabii ki dağlar kadar fark var. Yani şöyle söyleyeyim, bir örneklendireyim isterseniz. Şimdi biz de bir Türkçe dersi anlatırız ama Türkçe hocası gibi anlatamayız. Yani bu anlamda birçok şeyi bilmezsiniz. Türkçeyi konuşmakla bunu öğretmek çok farklı bir şey. Teoriye öğretmek ya da en azından çocuklara öğretmek çok farklı. Sema Usta bir sayı daha yaptı. 30 barajını geçmiş oldu. Barajı geçmiş oldu diyelim. 30 sayısına ilk ulaşan isim Semih Saygıner oldu. Topsuz bir atışı denecek herhalde. Yine birikol dediğimiz bir atış. Bazen toplu atışlardan daha kolay olabiliyor ve bazen toplu oynadığınız zaman sayı yapamayacağınız pozisyonlar oluyor bunun gibi mesela. Az önce Tayfun'un kaçırdığı pozisyonda olduğu gibi mesela ama Semih Saygıner'i kaçırdı. Tayfun'un kaçırdığı sayı daha zordu, gerçekten zordu. Bu biraz daha yapılabilir bir sayıydı. Bazen işler rast gitmiyor işte. 30-12 şu anki durum. 9. dakikada. Bakalım Tayfun Taşdemir ne yapacak? Evet, buradan oyunu çevirmesi gerçekten çok zor ama ya, o kapasitede olan sporcular. Evet, bu sayıyı yaptım. İlk sayısı Tayfun Taşdemir'in 9. dakikada. Farkı 17 sayıya indirdi. Ama pozisyonlar istediği gibi açılmıyor. Yani biraz daha iyi kalabilirdi aslında pozisyonlar. Zor değil. Yani yapabileceği pozisyon kesme dediğimiz ya da turnike dediğimiz bir vuruş. Uzun banttan kırmızıyı kaçırdı. Görmedi top. Evet, kaçırdı. Ya bunu yani Tayfun gibi bir sporcunun kaçırmaması gerekir aslında. Yani zannediyorum ki biraz daha herhalde demoralize oldu. O yüzden bu sayı kaçırdı. Yoksa bu sayı kaçırması yani bence mümkün değildi. Evet. 30-13. 10. dakikaya kadar geldik. Yine ilginç bir atış gelecek mi? Semih Saygıner'den evet, geldi. Dediğimiz bir vuruş. Çok şık bir, vuruş sayı oldu. İzledik. Tekrarını birazdan göreceğiz. Evet, yani olup olmadığı konusunda kendisinde bir tereddüt yaşadı bir an ama Tayfun da göz göze geldiler ve Tayfun sen olduğunu söyledi. Hatta federasyon başkanına da okeyletti. Evet, biz de tekrarını tepe kameradan izledik. En azından herhangi bir tartışmaya mahal bırakmadık. Evet, bırakmayız çünkü hakemlerimiz çok iyi. Sedat Kiptemir, Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu çok değerli bir hakemimiz. Hem artistik disiplinde hem de üç bant disiplininde ender hakemlerinden bir tanesi. Aynı iki tane disiplinde bir arada hakemlik yapmak gerçekten çok zor bir iş. Kendisi de Almanya'da Brandenburg'da hakem olarak davet edildi. Avrupa SYB Federasyonu tarafından. Böyle bu düzeydeki hakemler hata yapması beklenemez yani. Evet. Kaçırmazlar yani. Semih'in onu sadece sorgulamasına bile gerek yoktu. Az önceki atış çok zor bir atıştı. Kaçtı. Yine Semih Saygıner'e yakışır bir atış izledik ama olmadı. Tayfun Taşdemir kırmızının evet, Tayfun sanki bandına gitti. Evet, önce. Yani
Tayfun bu değil tabii. Kesinlikle bu değil. Durum 31-13. 11. istakadayız. Semi psikolojik üstünlüğü de aldı. Evet. Çok az farkla kaçırdı. Evet, kaçırdı. İkinci kez eli boş dönüyor bir ıstakada Semi Saygıner. Bu kaçırışlar yani Tayfun'u oyuna döndürebilir. Hı hı. Bir yüksek seri, bir 13-14'lük bir seri. Oyuna orta gidebilir kendisi. Başarılı bir vuruş. Maalesef bu da kaçtı. O da çok az farkla kaçırdı. Skor değişmedi 11. sakada. İki sporcu da eli boş döndü. Bir ilk gerçekleşti bu maç içerisinde. Evet. ...31-13. Fark 18 sayı. Semih Saygıner'in maçı kazanması için 9 sayıya ihtiyacı var. Yine bir Efe Kare ya da en azından Efe Kare doğru. O tarz bir vuruş. Evet, Efe Kare bir izledik. Vuruştu. Bu sayı da kaçırdı Semih Saygıner. Bir ajan vuruş yapacak. Evet, ajan vuruyor. Ama kaçtı gibi sanki ama oldu güzel. Bu sefer güzel yaptı. Yani İlk aradaki sayı farkı 18 olmasına rağmen inanın her şey her an olabilir. Yani her şey değiştirilebilir. Biraz şans gerekiyor. Sayın pozisyon şansı, şans gerekiyor derken pozisyon şansı gerekiyor. Tayfun Taşdemir'e seri gerekiyor. Ya da seri sayılar alması gerekiyor bu anlamda. Vallahi Tayfun için yani dünya otoriteleri bu anlamda dünyanın en iyi seriye vuran sporcusu olduğunu söylüyorlar. Yani seri anlamında da yani her şeyi yapabilir bu anlamda. 18 evet. Sayının için inanın çok büyük bir rakam değil yani. Evet. Ben notlarıma bakıyorum. İkinci ıstakada 3, üçüncü ıstakada 5 sayısı var. Geri kalan hiçbir ıstakada bir sayıdan fazlasını alamadı Tayfun Taşdemir. Evet, doğru diyorsunuz. Şu anda ortalaması 1,16. Ve skor 31-14. Bir rekol gelecek. Biraz şiddetli olsa belki o içerideki Efe Kare'den bile dönebilirdi top ama olmadı. Olmadı. Sonuçta ama bu sefer penaltı dediğimiz bir vuruş gibi sanki yani futbolda deyimiyle çok kolay bir sayı kaldı ve çok seri yüksek seri yakalayabilir burada Tayfun. Kırmızı gene önünü alıyor. Beyazı masanın ortasına alıyor. Az önceki kaçan pozisyon pahalıya mal olabilir o zaman. Evet, pahalı olabilir. Bakalım şu ana kadarki yakalayamadı o seriyi yakalayabilecek mi? Vallahi Tayfun şöyle temenni ediyoruz. Çünkü oyunun daha keyifli hale gelmesi için burada yüksek bir seri olursa oyun daha çekişmeli, daha keyifli hale gelebilir. Kaçırdı. Maalesef. Tayfun Taşdemir. Bugün şanssızlığı diyelim. Şanssız sanki evet yani. Bir önceki pozisyonda kırmızının konumu bile Tayfun Taşdemir'in istemediği bir pozisyondaydı. Evet doğru. Yani açıyı kapattığı için bugün şans, daha doğrusu final etabındaki şans Tayfun Taşdemir'den yana değil gibi. Öyle gözüküyor. Saat 14'te başlamıştı yarı final heyecanı. Orada Tayfun Taşdemir Cem Özkaya'yı 47 gibi bir skorla, 40'a 7'lik bir skorla mağlup etti. Ve 5,71 ortalama yaptı bu maç içerisinde Tayfun Taşdemir.
Şimdiki skor yani bazı 31-15. Maçlar uzun sürebiliyor. Yani 40-30, 40-35 veya 39 gibi. Yani çok mücadeleci olan maçlar var. Çok mücadele ediliyor. Çok da performans sarf ediyorsunuz. Tabii ki bu mücadelede yoruluyorsunuz. Yani performansınız düşüyor bir sonraki maç için ama tabii ki Tayfun Usta'nın bu anlamda 7 istaka gibi bir net bir sayıyla bitirmesi bu anlamda yorgunluk veya buna benzer bir handikap oluşturmayacak diye düşünüyordum kendisinde ama demek ki bazen performans bu şekilde de düşebiliyor yani. Tayfun Taşdemir 14. dakikada sayı alamadı. Skor 31-15. Bu arada 16-17 düzeltiyorum. 11-12-13 14. dakikalarda da Semih Saygıner eli boş dönmüştü. Şeytanın bacağını kırdı. Bu evet, kolay bir sayıydı bu sefer. Tekrarını izleyeceğiz. İşte beyaz top önce uzun bant, ardından kırmızı kısa bant ve uzun sarıya dokunarak sayıyı gerçekleştirdi Semih Saygıner. Rekol dediğimiz bir atış ama yani çok zor olmayan bir atış. Son time out'u. Evet, son Semih Saygıner aldı Semih Saygıner. Bilmeyenler için söyleyelim. Bir atış süresi var. Bu süre zarfında eğer ki atış gerçekleştirmezse oyuncuların 3 tane time out hakkı var. Süreyi uzatma hakkı. Tabii yani yeniden ek bir süre alıyorsunuz. Hı-hı. Normalde bir ıstakayı 45 saniye içerisinde vurmanız gerekiyor. Eğer çok zor bir pozisyonsa bu anlamda ek bir süre alabiliyorsunuz. Çünkü hı-hı, zamanınız işliyor. 30 sayıda oynanırken 2 time out hakkınız oluyor. 45 sayı, 40 sayı üzerinden oynarken de 3 time out hakkınız oluyor. Eğer bu time out'ları almazsanız, yani süreniz bittiği zaman da faul yapmış oluyorsunuz. Ve rakibiniz de tekrar oyuna açılıştan başlıyor. Böyle bir handikapınız var. Ki açılışta aslında başlamak da bir avantaj. Büyük bir avantaj, evet. 32-15. Fark 17 sayı. 17 sayı. Tayfun Taşdemir daha önce süreye baktı. Yaptı. Oo. Çok az farkla kaçırdı, yine beyazı görmedi top. 15. ıstakada Tayfun Taşdemir sayı alamadı. Bakalım Semih Saygıner 16. dakikada neler yapacak? Fark 17 sayı. Semih Saygıner'e 8 sayı lazım maçı kazanması ve 2019 Türkiye 3 bant bilardo şampiyonası ilk etapında, yani İzmir'deki ilk heyecanda şampiyon olması için. Müthiş bir sayı. Evet, gerçekten zikzak, zor bir sayı. Tuştan kaçamayacak diye düşünürken o an tekrar izliyoruz, işte kırmızı topun dönüşü. Evet. Milimetrik bir fark ve sonrasında uzun i̇şte, uzun uzun derken sayı gerçekleşti. Ustalık zaten burada yani. O trafiği ayarlamanız. Evet. İkinci sayısı Semih Saygıner'in 16. dakikada. Üçüncü sayısı. Evet. Son 5 sayı. Fark 20 sayı oldu. Sona yaklaştıkça tabii ki farkın kapanma olasılığı çok daha zorlaşıyor. Hı hı. Çünkü Semih Usta artık 5 sayı gibi bir sayı
çekmesi çok da zor bir şey değil. Çok kolay onun için. Bir 5 bant izledik. Ve o sayıyı da gerçekleştirdi. Dördüncü sayısı 16. dakikada Semih Saygıner'in. Tekrarını izliyoruz. Tam köşeyi gördü beyaz top. 5 bant dolaştı ve ardından sarıyla buluştu. Başarılı bir vuruş ve son 3 sayıya girdi. 37-15 şu anki skor. Kalan süreye bakıyor Semih Saygıner. Time out hakkı kalmadı çünkü. Hı-hı. Zamanı iyi kullanması gerekiyor. Aspak da kaçırdı. 5 sayıda kaldı bu seri. Ve 37-15 şu anki skor. 22 sayılık bir fark. Çok ciddi bir fark artık. Bir kol denemesi daha yapacak Tayfun Usta, öyle gözüküyor. Olmadı. Olmadı. Tayfun gibi bir sporcunun yani bir kol kaçırması çok zor bir olasılık ama maalesef kaçıyor. Yani yanılmıyorsam bu maçta hiçbir rekor alamadı galiba. 16. dakikada eli boş döndü. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ıstakada da hanesine sayı yazdıramadı Tayfun Taşdemir. Ortalaması bayağı düştü son bölümde. Evet. Yani normal 1'in altına düşmesi bu. 9.38 oynuyor şu an. Evet. Ve Semih Saygıner son 2 sayıya geldi. Bu anlamda artık maç sayısı için çok az bir zaman kaldı Semih Saygıner adına. Tekrar izliyoruz sayının tekrarı. Tek sayı alabildi bu ıstakada da Semih Saygıner. 38-15. Fark 23 sayı. Az önce Ümit Özkul'un da ifade ettiği gibi ortalaması 0,93'e kadar düştü Tayfun Taşdemir'in. Çok güzel bir vuruş. Alkış alıyor Tayfun Taşdemir. Tekrarını izliyoruz. Turnuvanın genel ortalaması da 1,29. turnuva.bilardo.gov.tr adresinden edindiğimiz bilgiye göre. Evet, 1,29. İyi yani bir rakam aslında. Bu gerçekten iyi bir rakam. Yani dünyaya baktığınız zaman böyle ortalamalar bulmanız, görmeniz çok zor. Belki bir Kore'de bu ortalamalar belki yakalanabilir ya da yanına yaklaşabilir. Yoksa Avrupa'da böyle bu rakamlara ulaşmaları mümkün değil. Evet. Çok değerli sporcular var ama yani münferit sporcular, bizim sporcularımız gibi çok üst düzey sporcular yok yani. Tayfun gibi belki, Semih gibi belki sporcuları vardır ama bizim alttan gelen çok sporcumuz var. Hı hı. Ters falsodan gelir mi sayı? Gelmedi. Gelmedi. Belki bir tuş. Bir tuş desteği olabilirdi ama o da olmadı. O da olmadı. Tek sayıda kaldı Tayfun Taşdemir.
17. stakada. Çok varyasyonlu bir sayı. Yani birçok yerden yapılabilecek bir sayı. Kırmızıdan sanki oynayacakmış gibi kesme ya da bir turnike, düz turnike, yani triple dediğimiz bir turnike olabilir. Ama tabii kırmızının beyaz sarıya tuşu olabilir. Evet, sarıdan oynamayı tercih ediyor. Biraz acele etmek zorunda kaldı, evet, ki o atışı yapmak için. Evet, son 10 saniyesiydi mecburen. Çok az bir zaman kalmıştı. Zamanı efektif kullanması açısından. Evet. 18. stakada eli boş dönüyor sandalyesine Semih Saygıner. 38-16. Fark 22 sayı. Ters eliyle atış yapacak. Evet, her iki eline de hakim bir sporcu. Hı hı. Çok zor ve güzel bir... Evet, çok zor bir sayıydı. Sayıydı. Gerçekten ters eliyle yapması da bir yandan önem arz ediyor. Şu 5 dediğimiz bir vuruş gibiydi. Eğer kaçsaydı, hı hı, geri dönüşü vardı topun. Oradan da sayı olma olası da vardı. Ama güzel bir vuruşla sayı yaptı. 18. stakada ilk sayısı Tayfun Taşdemir'in. Çok az farkla kaçırdı yine. Evet, sarı gerçekten banda da bayağı yakındı. Biraz açık olsa olma olasılığı çok yüksekti ama bu tip sayılar zaten gerçekten zordur. Hatırlatalım, Semih Saygıner için maçı kazanması adına 2 sayı gerekiyor. 38-17 şu anki durum. Fark 21 sayı. Ve 19. ıstakada bakalım. Sayı ya da sayılar alabilecek mi Semih Saygıner? Evet. Evet. 39. Yani bundan sonraki sayısı maçı getirecek Semih Saygıner'e. Tabii yine usulen de olsa yani 23 sayılık bir fark var. Bitirmesi için Tayfun'un bir açılış hakkı var tabii ki ondan sonra. Kırmızının sağından bir efe kare düşünüyor zannederim. Aynen, evet, çok doğru diyorsunuz. Ve o sayıyı gerçekleştirdi. Semih Saygıner 40 sayı ulaştı. Şu an için alkışlar Semih Saygıner'e. Evet. Ama az önce Ümit Özkun'un da ifade ettiği gibi bir açılış hakkı var. Sarı topla oynadığı için Tayfun Taşdemir'in. Bakalım. İmkansız değil ama 23 sayı aldığı takdirde durumu beraberliğe getirecek ve penaltılara taşıyacak. Yani rekorları daha fazla zannediyorum. 27 küsur sayı, hı-hı, biliyorum. Yanılıyor da olabilirim. Sporcular için yani tabii ki çok zor sayılar değil ama tabii ki ihtiyaç olduğu zaman çekmek esas sorun burada zaten. Bakalım. Açılış sayısı gerçekleşti. Güzel kalmadı. Aslında Tayfun çok güzel açılış yapan bir sporcumuz ama bugün işler rast gitmedi. Gerçekten işler hiç yolunda gitmedi. O yüzden tuş gerçekleşti. Evet, Tayfun Taşdemir mağlup oluyor. Semih Saygıner 40-18'lik skorla 2019 3 Band Bilardo Türkiye Şampiyonası'nın ilk ayağında İzmir'de galip geliyor. 2019'a güzel başlıyor. Güzel başladı.